2023 AYT Edebiyat Soru Tahmin videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Benden çok istediniz bunu ama zaten bizim gelenekselleşmiş her sene böyle son 2 haftada çektiğimiz bir video ve soru yakaladığımız bir video. Bugün ne yapacağız bunu göreceksiniz. Aslına bakarsanız biraz bölüm bölüm çekmek istiyorum bu tahmin videolarını. Çünkü ilk etapta beyitlerle bir hemhal olacağız. Beyitleri yakalayacağız. Ondan sonrasında da Tanzimat Servet Fiyonu şeklinde ilerleyeceğim. Biraz ağır bir video olduğu için beyitler videosu. İlk beyitleri ele alacağız. Ondan sonra devamı gelecek. Ama benden bunun dışında her ne istiyorsanız lütfen aşağıya yazınız. Bir de arkadaşlar, evet, bizim kemik kadromuz biliyorsunuz ki Temmuz'dan beri bizimleydi. Onlara da bir selam olsun. Ama beni yeni keşfeden arkadaşlarımız da var. Onlar için de şöyle çok güzel bir program sunmak istiyorum. Hemen beni yeni keşfettiyseniz adım adım gideceğiz, tamam mı? Bu program köprüden önceki son çıkıştır arkadaşlar. Lütfen ama lütfen söylediklerimi yapın. Bakın, ondan fazla soru yakalayacağız. Zaten siz sınav sonrası hemen gelip yorumlara yazacaksınız. Hocam şu çıkta şunu yakaladınız şeklinde. Birinci adım şu. Hala zamanımız var arkadaşlar. Daha çok zamanımız var. Dolayısıyla 65 günde AYT Edebiyat'ta günde 5 tane video izleseniz çok rahat bir şekilde biter. Çarpı 2'ye alabilirsiniz artık. Artık serbestsiniz. Benim videolarım zaten nokta atışı olduğu için çok böyle uzun uza diye bir şey yok. İkinci adımda ne yapıyorsunuz? Full tekrarlar çok önemli. Bunları bitiriyorsunuz. 2 tane full tekrar attım ve şu anda da tahmin videolarım geliyor. Peki üçüncü adımda ne yapıyorsunuz? Hala denememi çözmediyseniz denemeyi çözüyorsunuz arkadaşlar. Bir günde geliyor. Bakın geçen gün Kars'tan bir arkadaşınız yazdı. Hocam dün sipariş verdim. Ertesi gün deneme kapımdaydı. Hatta paylaştım onu Instagram'da. Instagram'ı olanlar görür. İkinci günde geliyor. Siz de 2 günde bitiriyorsunuz. Şu anda arkadaşlar bizim yapacağımız şey deneme çözmek. Peki neden? Zaten son zamanlar değil mi? Son demlerde bunlar yapılır. Son 2 hafta bu yapılır. Geldi hemen bugün. Diyelim cuma günü. Geldi. Ondan sonra ne yapıyorsun? Cumartesi, pazar çözüyorsun. Ne yapıyorsun? Sınava çok net bir şekilde hazırlanıyorsun. Bir de denememi çözen arkadaşlar. Bu arada bu son stoktur arkadaşlar. 5. baskıdayız çünkü artık. Denemeyi çözen arkadaşlar da, ya bir daha tekrar basılmayacak onu söyleyeyim. Çözen öğrencilerim ne yapacak? Lütfen ama lütfen sınav salonuna kadar, salona sokamazsınız da, bahçeye kadar götürün arkadaşlar. Bahçede şöyle bir tekrar etmenizi istiyorum, tamam mı? Videoları da tekrar ediyorsunuz biliyorum ama denemeden biliyorsunuz ki çok çok soru yakalayacağız. Peki son adımda ne yapacağız artık? Denemeyi de çözdünüz. Artık mesela son gün ne yapacağız? Siz TYT'ye girdiniz, bitti. Ne yapacağız arkadaşlar? Ben size son dakikaya kadar yanınızdayım. Nefis bir full tekrar yaptıracağım size. Canlı yayında yapacağız bunu, canlı canlı. Soru cevap şeklinde böyle interaktif bir ders işleyeceğiz. Bunların hepsine katılın. Geçen sene 2022 tayfadan olanlar biliyorlardır. Direkt ağzımızdan çıkan soru olarak geliyor ona göre. Peki uzattım. Ama bence uzatmadım. Buna ihtiyaç vardım. Başlıyorum arkadaşlar. Nefis bir beyit yakalama videosu sizinle. Evet, başlayalım bakalım ama biraz böyle dediğim gibi sizi de konuşturacağım. Sizden de cevap bekleyeceğim. Bir hamdülillah şeref buldu yine Mülki Süleymani. Cülusitti saadet tahtına İskender-i Sani. Size diyelim ki böyle bir beyit verdi ve bu beyitle ilgili günümüz Türkçesi olabilir. Söz sanatı olabilir. Burada hangi ölçü kullanılmıştır diyebilir. Hangi kafiye kullanılmıştır diyebilir. Tamam mı? Bu tarz sorular gelmesi muhtemel. Peki ben bu gazelde bunları nasıl ayıracağım hocam derseniz çok basit bir tekniği var. Bir günümüz Türkçesine çevirelim arkadaşlar. Ve bildiğimiz kelimeleri de yazalım altına. Mesela cülus dediğim zaman bir cülus bahşişi vardır değil mi? Tarihten bilirsiniz Osmanlı döneminde. Diyor ki Allah'a hamdolsun Süleyman'ın mülkü yine şeref buldu. İskender-i Sani mutluluk tahtını geçti. Yani aslında padişahın tahta çıkışı konu ediliyor. Yani bir cülusiyeden alınmış olabilir mi ki? Olabilir. Çünkü zaten bizzat cülus diyor burada değil mi? Evet, cülusiyeden alınmış olabilir diyoruz. Peki bunun dışında ne söyleriz bu gazelle ilgili? Arkadaşlar burada bir telmih sanatı yapılmıştır. İskender ve Sultan Süleyman'a bir telmihte bulunulmuştur. Dolayısıyla ne diyorsunuz? Artık telmihe de yer verilmiştir diyorsunuz. Peki söz sanatlarına bir baktık. Peki kafiyeye mi bakalım isterseniz? Ani ve ani. Bakın burada 3'ten fazla ses benzerliği olduğu için ne diyorsunuz? Zengin kafiye vardır diyorsunuz arkadaşlar. Oldukça önemli. Bakın beyitleri aslında biz çok beyit tahlil ettik. Hemen hemen hepsi aynı. Fark ediyorsunuz değil mi bunu?
Ne var? Aslına bakarsanız oradaki birkaç kelimeyi bildiğinizi sorar zaten. Normalde çok zor beyitlerde var ama o kadar zorlamaz. Bu bildiklerimizden çıkar. Biz de o bildiğimiz kelimeleri koya koya çok rahat bir şekilde yaparız. Tamam mı? Hiç korkmayın. Hadi devam ediyorum. Baki'den bir beyit geliyor artık arkadaşlar. Biraz Baki'ye atıfta bulunacağız birlikte. Nedir bu handeler, bu işveler, bu nazu istina? Nedir bu cilveler, bu şiveler, bu kâmeti bala? Nedir bu aruzu hattu? Nedir bu çeşme ebrular? Nedir bu halü hindular? Nedir bu habbe-i sevda? Gelebilecek bir beyittir. Yıldızlansın arkadaşlar. Baki biliyorsunuz ki din dışı konularda yazıyor. Zaten burada da onu görüyorsunuz değil mi? Din dışı bir konu görüyorsunuz. Sevgilisinden bahsediyor ve hep böyle soru sorarak ilerliyor. İstifham sanatının olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Peki bu iki beytin ortak özelliğini sorsa mesela bize ne dersiniz? Ortak özellik olarak aruz ölçüsü dersiniz. E nereden anladım hocam? E iki tane beyit var ondan anladım değil mi? İki ayrı beyitten bahsediyorum. Bunun bir gazelden alındığını söyleyebilirim. Nasıl anlarım hocam? Şuradan anlarım. İstina, bala bakın. A. Gazel ilk AA diye başlar biliyorsunuz ki sonra BA, CA, DA şeklinde devam eder. Dolayısıyla burada da onu görüyorum. Sonra Ebrular ve Sevda nasıl gitti arkadaşlar? BA şeklinde gitti. BA, CA, DA şeklinde gitti. Tamam bu bir gazelden alınmış. Onu anladık. Peki gazelden alındığını anladım. Peki ölçüsünün aruz ölçüsü olduğunu anladım. Sevgiliyi konu ettiğini anlayabilir miyim? Evet sevgilinin güzelliğinden bahsediyor. Biraz günümüz Türkçesini hadi çevirelim. Nedir bu handeler? Hande gülüş demek gülücük. Nedir bu işveler, bu nazlı istina? Sevgilim diyor. Nedir bu gülücükler, bu nazlı nazlı gezinmeler? Nedir bunlar? Sen bana bir söyle diyor. Nedir bu cilveler, bu şiveler, bu kâmeti bala? Ne demek arkadaşlar kâmeti bala? Uzun boy demek. Divan edebiyatında kullanılan bir mazmundur biliyorsunuz ki. Servi Hıraman da yine aynı şekilde uzun boy anlamına gelir. Dolayısıyla divan edebiyatında kullanılması oldukça önemli. Nedir bu aruzu hattu, nedir bu çeşme ebrular, nedir bu hali hindular, nedir bu habbe-i sevda, ne diyor? Nedir bu hat normal yüz hatlarından bahsediyor. Çeşme nasıl, nedir bu göz diyor. Çeşme göz demek. Ebru da kaş demek. Nedir bu kaşlar, bu gözler? Nasıl bir güzelliktir diyor. Bu hali hindular, bu senin bu hallerin pek çok kişiyi de böyle ne yapar? Ne demiş? Habbe-i sevda pek çok kişinin de önüne geçmeni sağlar demiş. Aslında burada sevgiliye de bir övgü var. Peki söz sanatları benzer mi? Bir ona bakalım mı arkadaşlar? İstina, bala demiş. Ben burada ne görüyorum söz sanatından? A sesini görüyorum ama bir ses olmasına karşın üzerinde şapka varsa iki ses okutuyordu bu. O zaman ben buna ne diyorum arkadaşlar? Tam kafiye diyorum değil mi? İki ses var. Burada peki ebrular, sevda yok. O zaman mesela burada hangisi ortak özelliktir ya da değildir gibi bir soru geldiğinde burada benim kafiyede bir ortak özellik görmediğimi görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Peki devam edelim. Ben Nedim'den soru bekliyorum. Yani Nedim Fuzuli bana çok yakın geliyor bu sene arkadaşlar. Nedim'in bir şarkısı verilip oradaki o şarkıdaki ne vardır mesela mahallileşme akımı vardır şeklinde bir ifade gelebilir. Nedim'in özellikleri gelebilir. O şarkıdan hareketle siz bunları çıkarım yapa yapa bulursunuz. Gelin şöyle bir önce bir kasidesinden gidelim. Sonra da şarkıyı verdim mi? Evet bir de şarkısından gidelim arkadaşlar. Canlı yayın yapıyoruz biliyorsunuz ki dünkü canlı yayında şunu gördüm. Dedi ki bir arkadaşım, hocam ben kasidenin hangi bölümden alındığını bulamam. Çok basit yahu. Gele de bilir bakın. Gele de bilir. Buna da bir dikkat edelim. Nasıl buluyoruz biliyor musunuz? Mesela bu kaside ne olabilir? Nesip teşbip olabilir. En çok bunu soruyorlar bu arada. Nesip teşbip olduğunu şuradan anlarsınız. Bir kere giriş bölümüdür. Bunlar aynı kafiyedelerse çok yüksek ihtimalle nesip teşbiptir. Çünkü kaside de A, A, B, A, C, A diye gider ya. Oradan bulabilirim. Peki başka? İçerikten de bulabilirim arkadaşlar. Biraz içeriye bir atıfta bulunalım. Bir günümüz Türkçesine çevirelim birlikte. Bu şehri İstanbul ki bir misli behadır, bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. Bu öyle bir şehirdir ki İstanbul bir misli behadır. Onun güzelliğinin herhangi bir misli yoktur. Ona başka bir denk bir şehir yoktur diyor Nedim. Bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. Bütün acem ülkeleri tek bir taşına feda olsun diyor. Böyle bir şehir yok diyor. Arkadaşlar İstanbul'u övüyor.
Tamam, benim nesip teşbih bölümüm hangi bölümden alınmıştır dedi ki nesip teşbih bölümüm benim. Zaten İstanbul'u övmez mi? Yani İstanbul'u övebilirdi mesela, ne olurdu? Bir şehre överdi. Ya da bir atı övebilirdi. Rahşiye derdim o zaman. Ya da bir bahar tasviri yapardı. Bahariye derdim. Ya da bir bayram tasviriyle başlardı. İdiye derdim. Ya da bir kışı anlatırdı değil mi? Şitaiye derdim. Dolayısıyla bu nesip teşbih bölümünü buradan bulabilirsiniz. Bir bu ipucumuz olsun. Bir de dediğim gibi AA şeklinde olmasından bulabilirsiniz. Şunu da bulabiliriz değil mi? Mesela bize 3 tane gazel verdi. Diyelim ki Fuzuli'nin 3 tane beytini verdi. O benim çok meşhur beytim var ya. Beni candan usandırdı. Cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan. Muradım şemi yanmaz mı? Kamu bimarına canan, devayı derde der ihsan. Niçin kılmaz bana derman? Beni bimar sanmaz mı? Bir de Fuzuli rindi şeydadır. Hem inşe halka rüsvadır. Sorun kim bu ne sevdadır? Bu sevdadan usanmaz mı? Bu da beklediğim beyitlerdi biliyorsunuz. Full tekrarında verdim bunları. Peki. Şimdi bunun bana şeyini sorabilir mi? Bunun sıralanışını falan sorsa yaparım değil mi? Çok basit. Aaysa gazel zaten AA ile başlıyor değil mi arkadaşlar? AA ile başlıyor. Ya da kaside de aynı şekilde AA ile başlıyor. AA ile başlayanı bulacağım. Yani aynı kafiye. Sonra BA olacak. En sonuncusu da işte Fuzuli rindi şeydadır dedim ya, Fuzuli'nin adını verdim. Adını verdiğim için adamın, o da ne olacak? En son beyt olacak. Değil mi? Dolayısıyla ilk beyt yani matla AA olacak. Makta son beytimizde kişinin adı geçecek. Tamam mı? Oradan bulabilirsiniz. Peki, Nedim'le ilgili biraz daha konuşalım mı? Nedim böyle gelebilesi bir şair bu sene. Şöyle, İstanbul şairi aynı zamanda. Biz burada da görüyoruz onun İstanbul şairi olduğunu. Nereden anlıyorum hocam? İstanbul'un güzelliğinden bahsediyor. Zaten Sadabat değil mi? Ne diyor? İşte üç çifte kayıkla emrine amade. Gidelim Servirevan'ım yürü Sadabat'a. Servirevan, yürüyen Selvi. Sevgilisini yürüyen bir Selvi'ye benzetiyor. Diyor ki hadi gidelim Servirevan'ım. Sadabat'a gidelim. Üç çifte kayıkla gidelim diyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu bizim için oldukça önemli. Yani İstanbul şairi, mesela İstanbul öykücüsü desem kimi söylerim, siz söyleyin artık onu. Sait Faik'i söylerim, evet. Yine birinci yenilerden İstanbul şairi desem, biraz Cumhuriyet'e gitsem kimi söylerim? Siz söyleyin lütfen. Kim? Orhan Veli, çok güzel. Evet. İstanbul dinliyorum, gözlerim kapalı değil mi? Bunlardan çok bahsettik artık. Bunlar gelebilesi şairler. Çünkü birinci yeni ve ikinci yeniden zaten sorumluyuz. Cumhuriyet'in şiir kısmından zaten sorumluyuz. Bunu biliyoruz. Peki devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şurası da bizim için çok önemli. Niye biliyor musunuz? Çünkü Nedim mahallileşme akımının önemli temsilcisi ya. O mahallileşme hareketi, Nedim'deki mahallileşme hareketi sorularda gelebiliyor. O yüzden önemli arkadaşlar. Tamam mı? O mahallileşme akımını biz nerede görüyoruz? Mesela şiir verip oradakini bulmamızı isteyebilir. O yüzden buna bir dikkat edelim. Gelin birlikte bakalım. Sen açıl gül gibi zar ile hezar olsun Nedim. Bend bend olsun ham zülfün şikar olsun Nedim. Sen salıncağına yolunda haksar olsun Nedim. Iyttır çık naz ile seyrana kurban oldum. Bakın adam kurban oldum diyor ya. Anadolu'da da kullanılır ya, kurban olurum sana falan derler. İşte ne olur? Anadolu'daki söyleyişler varsa ne olur? Mahallileşme akımı olur. Aynen öyle. Bu kadar işte arkadaşlar. Bu kadar basit. Ne görüyorum mesela bu şiirde? Mahalleşme akımını görüyorum. Bir şarkıdan alınmış olabilir mi bu şiir? Olabilir arkadaşlar. Niye bir şarkıdan alınmış olabilir bu şiir? Çünkü burada çok net bir şekilde ayıttır çıknaz ile seyrana kurban oldum tekrar eden nakarat. Bu çok popülerdir bu arada. Sadabat'ta Nedim'in işte bir yerlere gitmesi, sevgiliyle gezmesi değil mi? Adından çok bahsediyor. Yani bir mahlas kısmı da var Nedim derken. Yine Nedim'in 18. yüzyıl şairi olduğunu, çapkın bir şair olduğunu, eğlenmeyi, gülmeyi çok sevdiğini de bilmekte fayda var. Çünkü bunlar da oldukça önemli değil mi? Mahallileşme hareketi deyince zaten tam olarak aklımıza bu geliyor arkadaşlar. Peki yine böyle çok sevdiğim ve gelebilesi iki beyit paylaştım ama bunu paylaşırken sadece şunu yapmanızı istemiyorum arkadaşlar. Mesela böyle bir soru geldi. Şimdi soru geldi. Dedi ki bu iki beyitin böyle ortak özelliğidir değildir. Zaten bu tarz böyle mukayeselere gidebilir. Dolayısıyla bir buna bir bakalım birlikte, tamam mı? Güzel bir beyit. Çünkü bunlar birbirleriyle böyle ortak özellikleri de var. Farklı özellikleri de var. Bakalım şimdi. Yıldızlayın bir de bunu. Yıldızlayın. Bu güzel gelebilir. Gelebilir.
Giryanu Leyli ve Şnola sahraya salsa bakiyi, Mecnun'un ağabı çeşmine hakı beyaban teşnedür. İkincisi, ey Fuzuli, kalmamış kavgayı Mecnun'dan eser, galiba efsaneyi Leyli'ye götürmüş, getirmiş hab anam. Arkadaşlar, şimdi burada biz ne olduğunu önce bir günümüz Türkçesine çevirelim. Birinci beyti bir çevirelim. O Leyla gibi güzel, baki ağlayarak çöle salsa ne olur? Çölün toprağı Mecnun'un gözyaşına susamıştır. Baki aşkı burada yaşamak istiyor. O Leyla gibi güzel, baki ağlayarak çöle salsa hiçbir şey olmaz ki. Hiçbir şey olmaz. Çünkü Leyla çölün toprağı Mecnun'un gözyaşına susamıştır artık diyor. Ve baki burada aşkı yaşamak istiyor. Ama bu beşeri bir aşk değil mi? Daha beşeri, daha insancıl, yani normal bir insana olan aşk. Ama iki de değişiyor. Zaten Fuzuli'de değişir ya bu arkadaşlar. Ey Fuzuli, kalmamış kavgayı Mecnun'dan eser, galiba efsane-i Leyli'ye götürmüş hab ona. Ey Fuzuli diyor, Mecnun'un aşk macerasından eser kalmamış, Mecnun ölünce onun aşkı da unutulmuş artık diyor. Yani Fuzuli'nin aslında biraz daha ilahi bir aşka yöneldiğini görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu iki beyitteki ortak özellikleri bir konuşacak olursak, ikisi de Baki'yi teşnedür demiş Fuzuli. Son beyitler, yani bir gazelden alınmış, bunu söyleyebilirim. Ölçüsünün aynı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ikişerli dizelerden yazıldığı için biz buna ne diyoruz artık? Ölçüsü aynı olduğu için ne diyoruz siz söyleyin? Arız ölçüsü diyoruz, aynen öyle. Ama temaları aynı diyemem. Diyemem. Niye? Çünkü farklı konulardan bahsediyor. Bir tanesi beşeri aşktan bahsederken günümüz Türkçeleri de önemlidir. Bir diğeri artık ilahi aşka yönelmiş. Değil mi? Dolayısıyla tema yönünden bir farklılık görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde iki beyitin tema yönünden bir karşılaştırılması olabilir. Ya da full tekrarlarımda verdim ya size, bunların söz sanatları yönünden, işte yukarıda beyti veriyor, hangisinde benzer bir söz sanatı vardır diye siz aşağıda buluyorsunuz. Bu şekilde olabilir. Özellikle Fuzuli, Nedim ve Baki, değil mi? Bunlara çok çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Geçen sene Fuzuli'den soru gelmişti, biliyorsunuz ki oradaki Bağdı Sabah kavramı o sabah rüzgarı anlamında idi. Peki bugün bu kadarlık dersimiz, ama ben şunu istiyorum sizden. Başka neler istiyorsunuz? Nerelerde daha çok zorlanıyorsunuz? Burada çok fazla zorlanmışsınız. O yüzden buralar bir tekrar edildi ve beklediğim beyitler yine geldi. Ama dediğim gibi full tekrarlarımdan da gelebilir arkadaşlar. Çünkü çok fazla araştırma yapıyorum. Son güne kadar yaptığım için değişebiliyor örneklerimiz. Yine shorts videolarıma dikkat edeceksiniz. Denemeye çok dikkat edeceksiniz. Dolayısıyla bunlara dikkat ettikten sonra olay çözülecek. Evet, yine beklediğim bir sorunun ben günün sorusu noktasında sizden bir almak istiyorum. Yunus Emre'den soru bekliyorum. Bunu söylemiştim. Denemede de yazmıştım. Hatta size dedim ki bakın bu çıkar, buna dikkat edin diye. Yunus Emre'nin bana en önemli eserlerini ve edebi kişiliğini yazar mısınız? Yunus Emre ile ilgili ne biliyorsanız. Aşağıya bir yazın. Bir birlikte hatırlayalım arkadaşlar. Birlikte hatırlayalım. Soru geldiği zaman da çat diye çözelim. Evet, bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Ve küçük bir ricam var. O kadar emek verdim size. Sene sonuna kadar birlikteyiz. Yani yazdan başladık. Son güne kadar birlikteyiz. Lütfen ama lütfen böyle son gün kala takipten falan çıkma. Son gün yapmıyorsunuz da bunu bazen çok az oluyor. Bende çok fazla olmuyor ama yine de ben böyle bir hatırlatayım. Böyle bir vefasızlık yapmazsınız diye düşünüyorum. 2023 tayfam. Sizi seviyorum, biliyorsunuz ki. Sizin de bana karşı olan duygularınızdan eminim. O yüzden yani sessize alabilirsiniz. Hani böyle bir daha hatırlamak istemiyorsanız. Sadece bu olabilir ama takipten çıkmazsanız çok çok mutlu olurum. Evet, bugünlük dersimiz bu kadardı. Dersi beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle, güç daima bizimle.